Türkiye bütün medya organlarının ve siyasi yapılanmalarının tamamının bu bir kader seçimi, bu bir dönüm seçimi, bu son dönemeç diye haykırdı, anlattı, bir seçim sürecini atlattı. Ama tablo ortada, böyle bir kader seçimine, böyle bir köprüden önceki son çıkış seçimine elbette ki dayatılmış bir adayla muhalefetin girmesi, yine seçim sürecinde, adaylık sürecinde parçalanmış bir görüntü ortaya koyması, bunun yanı sıra başta Bağımsız Türkiye Partisi, bizler olmak üzere, diğer bütün yapılanmaları bir masa bloğu oluşturarak bu masanın dışında tutmak suretiyle toplumu kucaklamaktan uzak, toplumun adeta seçilmiş belli zümreleriyle birlikte ülkenin geleceğini, yarınlarını inşa etme iddiası toplumun bu durumu kabullenmemesine sebep oldu ve tepkisini, refleksini ilk olarak 14 Mayıs seçimlerinde, ki benim düşüncem şudur, seçim 28 Mayıs akşamı kaybedilmemiştir, seçim 14 Mayıs akşamı kaybedilmiştir. Meclis aritmetiğinde muhalefetin ciddi anlamda vasat bir vekil ortalaması almasıyla birlikte şu anda hükümet partisi AK Parti'nin eski yanında bulunanlarla birlikte veya belli hususlarda HDP'yi yanına alarak, başka hususlarda belki İYİ Parti ile bir hareket ederek anayasa değişikliklerinde, kanun değişikliklerinde çok rahat bir şekilde MHP'ye ihtiyaç duymadan 301 vekili bulabilir. Veya HDP'ye ihtiyaç duymadan 301 vekili bulabileceği başka bir formül ortaya çıkabilir. Veya HDP'ye ihtiyaç duymadan İYİ Parti ile birlikte 301 vekili alıp bir kanun hazırlayabilecek, ortalamayı yakalayacağı bir pozisyon ortaya çıkabilir. Veya bütün bunlardan canım sıkıldı diyerek eski dostlarla, eski ahbaplarla bir şeyler yapalım düşüncesiyle yine 301 vekili toparlayıp kanunlar çıkarabileceği, ülkeyi istediği gibi yönetebileceği, yürütebileceği aşikar olan bir durum ortaya çıkmış oldu. Tabii akıllara şu soru geliyor. Hani bu son seçimdi? Hani bu en kritik seçimdi? Hani bu her şeyin kaybedileceği seçimdi? Siz bu kadar hatalar silsilesini neye güvenerek yaptınız? Ve tablo şunu gösteriyor. Çok enteresandır arkadaşlar. AK Parti seçim sürecinde toplumun nabzını tutabilmek ve toplumu kendine çekebilmek için milliyetçi, milli ve manevi söylemlere sarıldı. Muhalefet de bunlar oy kaybettiriyor diyerek ve Atatürkçü söylemlere sarıldı. Muhalefet de bunlar oy kaybettirir diyerek bu söylemlerden uzak, bu söylemlere karşı bir duruş ortaya koydu. Bu bir paradoks. Diğer büyük paradoks şu, AK Parti hükümeti tekrar aldıktan hemen sonra ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra muhalefetin vaat ettiği şeyleri hayata geçirmeye başladı. Ki kendisinin bu son dönemlerini ben rahmetli Ecevit'in son dönemlerine çok benzetiyorum. Hatırlarsanız rahmetlinin de son dönemlerinde hep sağlık sorunları konuşulurdu medyada. Yanına ekonomiye bir derviş denklemi vardı. Şimdi Kemal gelemeyince Mehmet Derviş'i getirmiş oldu. Kemal geliyorum dedi, gelemedi. Bu sefer Mehmet diye bir dervişle ekonomik devamı şey yaptı. İşin en can alıcı tarafı da şu. İkisinin de iktidar ortağı MHP'ydi. Sayın Bahçeli'ydi. Yani bir final süreci yaşıyor gibiyiz. Bunu gözlemliyor gibiyiz. Ama şunun bilincinde olmamız, bunun için gayretimizi en üst düzeyde sergilemeye devam etmemiz mecburidir. Toplumumuz veya siyasi çevreler bunu fark etsin veya etmesin, bunu kabul etsin veya etmesin, bu gerçeği değiştirmez. Türkiye'nin tek çıkış yolu bu kadrodadır.
Türkiye'nin tek çıkış yolu Bağımsız Türkiye Partisi fikrindedir. Sosyolojik yapımızı sağlam temellere oturtacak duygu düşünce dünyası buradadır. Ekonomimizi sarsılmaz güçlü bir ekonomi haline getirecek düşünce dünyası bu yapıdadır.